Merhaba. Gebelik çok ciddi bir süreçtir, çok kutsal, çok hoş bir süreçtir ama gebeliğin çok iyi takip edilmesi çok önemlidir. Bir defa adet geciktiğinde mutlaka anne adayının hekime başvurması lazım. Çünkü hiçbir neden yokken dış gebelik %1-2 olabiliyor. Dolayısıyla onu açıklanması, ayıklanması gerekiyor. Çünkü artık günümüzde ilaçla dış gebeliği tedavi etme şansımız var. Başka bir takım belirtiler var ki mutlaka hekime başvurulmalıdır. Nedir bunlar? Gebeliğin herhangi bir döneminde kanama olması çok önemlidir. Gebeliğin özellikle 20. haftasından sonra ayaklarda şişlik olması önemlidir. Gebelik zehirlenmesi, preeklampsi, eklampsi dediğimiz durumu bize izah eder. Yine akıntı olması çok rahatsız edici veya gebeliğin herhangi bir döneminde idrardan farklı bir sıvı gelmesi, ateş olması, sık sık idrara çıkma yani üriner enfeksiyon veya idrar yollarında bakterinin çokluğu. Bu durumlarda veya tansiyonun yükselmesi, karın bölgesinde ağrı oluşması, ciddi baş ağrısı oluşması veya bu gebelikle birlikte olmamalıdır denildiğinde mutlaka anne adayının hekimine başvurmasını öneriyoruz. Ve ayrıca gebelik eğitimle de çok paralel giden bir konudur. Ciddi internet sitelerinden hafta hafta gebelik programları veya belirtileri veya bulguları okunarak neler yapılacağı, neler yapılmayacağı, hangi belirtilerde hekime gidileceği kesinlikle göz önüne alınmalıdır. Biliniyor ki gelişmiş ülkelerde düzenli gebelik takibi sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Yine bizim ülkemizde oluşan gözlemleri söyleyeyim size. Başı belaya giren gebe, düzgün takip edilmeyen gebedir.